Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 14. soru çözümündeyiz. Neden bu kadar fazla oldu? Çünkü kalıtımda 3 tane soru çözümü yaptım. Ayrıca çıkmış soruları da çözdüm arkadaşlar. Bu arada hani PDF olarak yüklüyorum ya her konunun ilk videosuna. Artık soru çözümlerini çözülmemiş halini yüklüyorum arkadaşlar. Daha önce niye aklıma gelmedi inanın hiç bilmiyorum ama kalıtımı da öyle yapsaydım çok iyi olurdu. Neyse siz böyle üstünü kapatın. Ona göre çözümünüzü yapın veya ayrı bir kağıda çözümünüzü yapın. Sonra doğrularınızı kontrol edersiniz. Öncesinde mesela ben konuyu bitirdim. Videoları izlediniz, bitirdiniz. İlk önce bu verdiğim soruları bir çözün. Daha sonra soru çözüm videosunu izleyin arkadaşlar. Evet, birinci soruda diyor ki aşağıdaki görüşlerden hangisi ilk yaşamın başka gezegenlerden gelen spor ve tohumlarla oluştuğunu savunur? Arkadaşlar bu hipotezimiz hangi hipotezdi? Panspermia hipoteziydi değil mi? Cevabımız A şıkkı olacak. Panspermia. Ama diğerlerini de bir hatırlatalım. Heterotrof hipotezi neydi? Bu hipoteze göre diyordu ki işte atmosferde ilk başta metan gazı, işte azot, hidrojen gazı, daha sonra amonyak bulunuyor. Bunlar işte bir araya geliyor, basit organik bileşik oluşturuyor. Daha sonra kompleks organik bileşik oluşturuyor. Sonra koaservat dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor. Sonra da ilk heterotrof canlı oluşuyor diyor. Heterotrof hipotezi bu şekilde. Biyogenez hipotezi canlının canlıdan oluştuğu hipotezdir arkadaşlar. Yani bir canlı daha önceki bir canlının bölünmesi sonucunda oluşur diyor. Yani ondan üremiştir diyor. Biyogenez hipotezi bu. Ototrof hipotezi bu da diyor ki ilk işte dünyaya ne geldi? Ototrof bir canlı geldi diyor. Bu ototrofun evrimleşmesiyle de diğer canlılar oluştu diyor. Abiyogenez hipotezi nedir? Bu da Aristo'nun attığı bir hipotezdi hatırlayın. Aristo'nun ortaya attığı bir hipotezdi. Bu hipoteze göre de ne diyordu? Diyordu ki bütün canlı ve cansız varlıkların içerisinde aktif bir öz bulunur. Bu aktif öz ortam koşulları uygun olduğu zaman işte aktif hale gelir ve canlı oluşur diyordu arkadaşlar. Abiyogenez görüşü de buydu. Cevabımız ne olacak? A. Panspermia hipotezi olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi heterotrof hipotezinin en önemli özelliğidir? Hatırlayın az önce söyledim. Ne dedik? İlk atmosferde İşte bugünkü gazlar yoktu. Ne vardı? Farklı gazlar vardı. Bunların birleşmesiyle basit organik bileşik oluştu. Sonra kompleks organik bileşik oluştu. Sonra da koaservat ve heterotrof canlı oluştu diyor. Diyor ki ilk canlı kendi besin üreten kompleks bir canlıydı. Hayır. Canlı meydana gelmeden önce gazların kimyasal evrimi olmuştur. İşte bakın kimyasal evrim. Ben söylemedim ama heterotrof hipotezinde hem kimyasal evrim vardır hem canlı evrimi vardır. Dolayısıyla en önemli özelliği bu olacak. Diğerlerini de okuyalım. İlk oluşan canlı enerjisini aerobik solunumdan karşılar. Bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Fotosentezin evrimi atmosferin yapısına değişikliğe yol açmıştır. Bununla ilgili bir şey de yok. İlk atmosfer bugünkü atmosferden farklı bir yapıdaydı. Bu da var. Bunu söylüyor ama en önemli özelliğini sorduğu için kimyasal evrim olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olur. Gelelim. Diyor ki heterotrof hipotezine göre hücreye enerji sağlayan temel olayların evrimleşme sırası hangisidir? İşte bakın bu karşımıza çıkma ihtimali olan bir soru arkadaşlar. Öncelikle buna bakalım. İlk önce bakın heterotrof hipotezine göre olayların evrimleşme sırası şöyledir. Herkeste olandan başlayacaksınız ilk önce. Herkeste olan hangisi? Glikoliz. Sonra arkadaşlar biraz daha böyle çok canlıda görülen fermantasyon. 1 diyeceğiz. Sonra aerobik solunum diyeceğiz. Sonra da arkadaşlar fotosentez diyeceğiz. Cevabımız bu şekilde olur. Pardon arkadaşlar şurayı yanlış söyledim. İlk önce şöyle şey yapayım. İlk önce 4 numara yani fotosentez, sonrasında ise aerobik solunum. Neden? Çünkü bakın hemen söylüyorum. Heterotrof görüşüne göre ilk heterotrof canlının enerji üretim sırası şöyledir. Bakın ilk heterotrof canlının enerji üretim sırası diyorum. Enerji üretim sırası. Nedir bunlar? İlk önce fermantasyon. Fermantasyon. Sonrasında arkadaşlar kloroplast evrimleşmiştir diyor. Kloroplast. Sonrasında ise mitokondri evrimleşmiştir diyor. Ve buna göre sıra veriyor. Biz ne yaptık? Bir de bunun öncesine G
glikoliz aldık. Glikoliz tüm canlılarda zaten ortak olarak gerçekleşiyor. Evet, şimdi gelelim diğer sorumuza. Şöyle dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soruda diyor ki bir türün evrimleşmesi için verilenlerden hangisi zorunludur? Hatırlayın, ben bunu size söyledim. Somatik hücrelerde oluşan mutasyonlar. Hayır. Coğrafik izolasyon. Evet. Söylemiştim, hatırlayın. Dedim ki bir türün evrimleşmesi için coğrafik izolasyon şarttır demiştim. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Popülasyonun bireyleri arasında rastgele çiftleşme. Hayır. Yeni bir hastalık etkeninin oluşması. Modifikasyonlar. Hayır. Cevabımız ne olacak? Coğrafik izolasyon. Yani bir türün evrimleşebilmesi için farklı bir ortama girip oraya göre bir evrimleşmesi, oraya alışması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden coğrafik izolasyon şarttır. Gelelim 5. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi evrimin mekanizmasıdır diyor. Bakıyorum, eşeyli üreme, kalıtsal seleksiyon, doğal seleksiyon, adaptasyon ve izolasyon. Evrimin mekanizmasıdır. Evrim mekanizmalarını bir hatırlayalım arkadaşlar. Hatırlarsanız size en çok neyden bahsetmiştim? Doğal seleksiyondan bahsetmiştim, değil mi? Evrimin mekanizması doğal seleksiyondur. Bu kalıtsal seleksiyon, eşeyli üreme, adaptasyon ve izolasyon sadece canlılarda çeşitliliğe sebep olur. Ama doğal seleksiyon, bakın, kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Yani kalıtsal seleksiyondan veya yapay seleksiyondan farklıdır. Kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır ve çok uzun zaman sürer doğal seleksiyon. Ama biz işte mesela kalıtsal seleksiyon dediği bir, nasıl söyleyeyim size, bir genin mesela evrim geçirmesini düşünün arkadaşlar, veya bir mutasyon sonucunda farklılaşmasını düşünün. Bu kalıtsal seleksiyon olabilir. Eşeyli üreme ve adaptasyonu zaten almıyorum. İzolasyon neydi? Ortamdan ayrılmaydı, değil mi? Ama burada en temel mekanizma ne olacak? Doğal seleksiyon olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki görüşlerden hangisi evrimin sürekli ileriye doğru giden bir sistemler topluluğu olduğunu ileri sürer? Bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Tabii ki Dollo kuralı olacak. Diğerlerini de açıklayalım isterseniz. Bergman kuralı ne diyordu? Bergman kuralı diyor ki memeli ve kuşların, soğuk iklimde yaşayanlarının vücutları iri, sıcak iklimde yaşayanların vücutları daha küçüktür diyor. Annen kuralı arkadaşlar, o da diyor ki soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların vücut çıkıntıları daha küçük, sıcak iklimde yaşayanlarının daha büyüktür diyor. Glogger kuralı, bu da diyor ki arkadaşlar kuzey yarım küreye doğru gittikçe diyor kuşların ve memelilerin vücut örtüsünün rengi açılır. Güney aşağıya doğru, yani güney yarım küreye gittikçe koyu renk alır diyor. Bir de Cope kuralı vardı. Cope kuralı da diyor ki vücut büyüklüğü arttıkça diyor çevre koşullarına bağımlılık azalır diyor. Ve diyor bütün canlılar, bütün yani hayvanlardan bahsediyor aslında. Bu anlattığım mekanizmalar tamamen hayvanlara ait mekanizmalardır. Diyor ki arkadaşlar evrimleşme sırasında hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedir diyor Cope kuralı. O zaman gelelim 7. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Darwin'in evrimle ilgili görüşü değildir? Doğada bulunan kaynaklar sınırlıdır. Evet, bu bir görüştür. Tür sayısı sürekli artar fakat türün birey sayısı sabit kalır. Dursun bakalım. Sanki böyle bir şey yazmıştık, değil mi? Bu da doğru diyelim. Canlının çevreye uyumu sürecinde kazandığı bütün birey, bütün özellikler yavru bireye aktarılır diyor. Bireyler geometrik, besin miktarı ise aritmetik şeklinde artar. Türün bireyleri arasında birçok kalıtsal varyasyonlar bulunur. Arkadaşlar buraya baktığımızda bakın Darwin'in görüşü olmayan hangisi? C şıkkı. Neden C şıkkı? Çünkü çevreye uyumu sürecinde kazandığı bütün özellikler yavru bireye aktarılır demesi, yani diyor ki hani bu şeyden bahsetmiştim ya, yılanların işte ayaklarını kaybetmesi, daha sonra zürafaların boyunlarını sürekli kullandıkları için uzaması ve bunun yavru bireylere aktarılması. Bu kimin görüşüydü? Lamarck'ın görüşüydü arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Diğerleri Darwin'in görüşüdür. Gelelim. Burada sorularımız bitti. Şimdi çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. Şöyle çıkmış soruları da bu videonun altına çözmek istedim. Çünkü sorularımız kısa olduğu için.
Diyor ki aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda sudan karaya geçişte kazanılan uyumsal özelliklerden biri değildir? Sudan karaya geçiş. Amniyotik yumurtaya sahip olma. Solunum organının vücut içine çekilmesi. Şimdi karaya geçişte solunum organı dışarıda olursa sıcaklıktan kurumaz mı? Kurur. O zaman bu vardır. Karasal ortamda hareketi sağlayacak üyelerin gelişmesi. Onlara göre diyor ki yüzgeçler ayaklara dönüştü diyor. Bu da vardır. Oksijenin al yuvarlarda taşınması. Şimdi bakıyorum suda yaşayanlarda böyle bir şey var mı yok mu? Suda yaşayanlar balıkları düşünün veya işte kurbağaların bir kısmı hani belirli bir süre yaşıyor. Düşündüğünüz zaman arkadaşlar balıkların da oksijen al yuvarlarında taşınmıyor mu? Taşınıyor. Bütün omurgalı hayvanlar da al yuvarda taşınır. O zaman bu ortak bir özelliktir. Değişen bir özellik değildir. Cevabımız bu olacak. Amniyotik yumurtaya sahip olma. Bu da yine aynı şekilde sudan karaya geçişte kazanılan özellik. Amniyotik yumurta dediği hani şu kabuklu yumurta olayı var ya bundan bahsetmek istiyor. Azotlu metabolik atıkları daha az suyla atılabilecek formlara dönüştürebilme. Mesela amonyak şeklinde değil de üre ve ürik asit şeklinde. Suda yaşayan canlılar genellikle amonyak şeklinde atarlar. Balıklar mesela. Çünkü amonyak çok zehirli bir maddedir ve bol suyla dışarı atılması gerekir. Ama karaya geçişte vücudumuzda zaten yeterince su yok. Yani kalan su bize yetiyor. Dolayısıyla bizim daha böyle az suya ihtiyaç duyan forma dönüştürmemiz gerekiyor. O da üre ve ürik asittir. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi evrimin ürünüdür diyor arkadaşlar. Evrimin ürünüdür. Bakın ben size bir şey çizmiştim. Hemen yine arkadaşlar çizeyim onu. Bakın neydi? Varyasyon. Varyasyon. Eşeğili üreme. Mutasyon, izolasyon. Mutasyon, izolasyon. Bunlar birleşiyordu. Neye dönüşüyordu? Kalıtsal varyasyonlara. Kalıtsal varyasyon. Daha sonra arkadaşlar bunlar doğal seleksiyona dönüşüyor. Doğal seleksiyon. Bunlar da neye dönüşüyor arkadaşlar? Adaptasyona dönüşüyor. Adaptasyon ve adaptasyon sonucunda da ne oluşuyor? Yeni tür oluşuyor. Şimdi buraya baktığımızda bakın şu şıklar içerisinde ürün hangisidir? Şıklar içerisinde ürün. Ürün ne olur? En son oluşan olur. Peki şıkların içerisinde yeni tür var mı? Yok. O zaman bu yoksa ne var? Adaptasyon. O zaman cevabımız ne olacak? Adaptasyon olacak arkadaşlar. Diğerleri bakın mesela izolasyon, mutasyon, eşeğli üreme, varyasyon bunlar evrimin girdisidir. Geriye kalanlar ise evrimin ürünüdür arkadaşlar. Ama en son ürün hangisidir? Tabii ki yeni tür ve adaptasyondur. Mesela diyelim şıklara bunu da koymasaydı doğal seleksiyonu bulacaktık. Onun gibi yapacaktık ama bu şema aklınızda kalsın mutlaka. Gelelim diğer sorumuza. Nevşehir ili Damsa Barajı çevresindeki bir kelebek türünün popülasyonunda görülen varyasyonun korunmasında gibi faktörlerden hangileri etkilidir? Bakın varyasyonun korunmasında hangileri etkilidir diyor. Popülasyonda frekansa bağlı bir seleksiyonun olması, popülasyonda dar boğaz etkisinin görülmesi, popülasyonda genetik sürüklenmenin gözlemlenmesi, heterozigot bireylerin uyum gücünün fazla olması. Şimdi arkadaşlar varyasyonun korunması dediği için yani çeşitliliği koruyan bir şeyler arayacağız biz burada. Çeşitlilik, varyasyon çeşitlilik demekti. Popülasyonda frekansa bağlı bir seleksiyon olması. Seleksiyon ne demek? Seçilim. Şimdi buradaki seçilim dediğimiz olay varyasyonu yani çeşitliliği korur. Bunu alırız. Popülasyonda dar boğaz etkisi. Dar boğaz etkisi neydi? Şöyle büyük bir kara parçası vardı. Bu kara parçasından bir parçası ayrılıyordu ve buradaki bireyler farklı bir evrimleşme kısmına giriyordu. Biz buna dar boğaz etkisi diyorduk. Bu korumaz arkadaşlar. Popülasyonda genetik sürüklenme. Genetik sürüklenme nedir? Genlerin bir anda kaybolması veya yeni gen kazanılmasıydı. Genetik sürüklenme de çeşitliliği korumaz. Heterozigot bireylerin uyum gücünün fazla olması. Uyum gücü arkadaşlar burada alacağımız şey uyum gücü. Uyum gücünün fazla olması oradaki varyasyonları korur. Yani yok olmasını engeller. O yüzden bunu da alırız. Cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur. Bakın çıkmış soru gayet de düşündürücü bir soru. Gelelim diğer sorumuza. Endosimbiyoz hipotezini hatırlayalım. Neydi endosimbiyoz hipotezi? Diyordu ki bu hipoteze göre
Zamanında kloroplast ve mitokondri tek başına yaşayan bir bakteriydi diyor. Daha sonra bu evrimleşti ve ökaryotik hücrenin içerisine girdi diyor. Diyor ki endosimbiyoz hipotezine göre mitokondri kökenini oksijenli solunum yapan bir bakteriden, kloroplastlar da fotosentetik bakterilerden alır. Buna göre mitokondri ve kloroplastların gibi özelliklerinden hangileri buna kanıt olarak gösterilebilir? Kanıt arayacağız. Kendi kendine çoğalmaları. Evet arkadaşlar, başka organellerimiz kendi kendine çoğalıyor mu? Hayır. Sadece mitokondri ve kloroplast çoğalır. Bunu alırız. Halkasal DNA'ya sahip olmaları. Bizim hücrelerimiz doğrusal DNA'ya sahipken kloroplast ve mitokondrinin DNA'sı nasıldır? Halkasaldır. Bakteriye benzer. O yüzden bunu da alırız. Genomlarının görece küçük olmaları. Hücrede çok sayıda bulunmak. Şimdi genomlarının küçük olması bize göre arkadaşlar, küçük olması bakterilere daha yakın olduğunu gösterir. Bunu da alırız. Ama hücrede çok sayıda bulunmaları, diğer organellerde çok sayıda bulunuyor. Bununla bilgisi yok. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Evet, böylece bu soru çözümünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.